Trabzon tarihi bir kent. Trabzon Fatih'in kenti, başkent aynı zamanda ve de Trabzon Karadeniz'in bir noktada incisi. Aynı zamanda denizciliğin, balıkçılığın önemli olduğu bir yer. Son zamanlarda yayla turizmiyle ön plana çıkmış olan bir yer. Ama her şeyden önemlisi, burada geldiğim zaman da söylemiştim. Trabzon'da üniversitede eğitim fakültesinde 2 sene hocalık yaptım. Eğitim fakültesinde burada 95-97 yıllar arasında Muğla Üniversitesi'ne gitmeden önce. Trabzon'da 3 şey tartışılmaz. 1- Allah'ın birliği tartışılmaz. 2- Vatanın bölünmez bütünlüğü tartışılmaz. 3- Trabzonspor üstünlüğü tartışılmaz. Dün de Trabzonspor galip geldi. Şampiyonluklara imza atmış bir takım. Daha sonra tekrar şampiyon oldu yıllar sonra. Bu sene de biraz kötü giderken tekrar bir antrenör değişimine, tekrar yeniden bir hava yakaladı. Onun devamını temenni ederim. Karadeniz'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza da sağlıklı, uzun, bereketli bir ömür temenni ediyorum. Biz 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde bir seçime girdik Millet İttifakı olarak. Hem parlamento çoğunluğunu kaybettik, kazanamadık, hem de Cumhurbaşkanlığını kazanamadık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür. Aynı iddiadayım. 30 yıldır aktif siyaset yapıyorum. 17 yıl Muhsin Yazıcıoğlu'nun genel başkan yardımcılığını ve KYK'li Yüksek İşaret Kurulu üyeliğini yaptım. İktidar Partisi'nde 3 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı, çok önemli komisyonlarda görev aldım. En sonunda 15 Temmuz FETÖ Darbesi Araştırma Komisyonu'nun başkan vekilliği gibi çok önemli bir görev ifa ettim. Sonra da Sayın Ahmet Davutoğlu ile beraber ayrıldım, bir parti kurduk, Gelecek Partisi'ni kurduk. Ve ardından da Muğla milletvekili olarak da tekrar huzurlarınızdayım. Saadet Partisi'nde de parlamentoda bir grup kurduk. Sayın Davutoğlu burada fedakarlık yaptı. Saadet adıyla devam ediyoruz. Saadet Gelecek grubu, ben de grup başkanıyım. Benim de grup başkanlığıma evet diyen tüm milletvekillerine ve genel başkanlara da teşekkür ediyorum. Yani 30 yıldır aktif siyaset yapıyorum. Parlamento Temmuz ayında yemin ettik. Yeminden sonra hemen tatile çıktık. İş tüzükte en fazla 3 ay yasal olur. En fazla uyguluyorlar, tahammül haline gelmiş. Oysa ki Türkiye'de çiftçiler tatil yapamıyor. Türkiye'de memurlar tatil yapamıyorlar. Türkiye'de emekliler tatil yapamıyor. Esnaflar tatil yapamıyor. Türkiye'de serbest meslek erbabı da tatil yapamıyor. Tatilini evinde geçiriyor. Tatilini şehrinde geçiriyor. Tatilinde sıla-i rahim yapamıyor. Buradan Samsun'a gidemiyor. Buradan Zonguldak'a, İstanbul'a gidip, Karadenizlerin en çok bulunduğu yerler Sakarya'dır, İstanbul'dur, Ankara'dır. Buralara gidip akrabalarıyla sıla-i rahim yapamıyorlar. Çünkü Türkiye'de enflasyon çok yükseklerde, yani hayat pahalılığı çok yükseklerde, paramızın değeri yok. Pasaportumuz olacaktı, o da yok ve pasaportla beraber de vizesiz Avrupa'yı geçecektik, o da oluşmamış vaziyette. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kötüdür. Türkiye bir kişiden büyüktür. Türkiye bir partiden büyüktür. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde şu an Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı'dır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanlığını kazanmışlardır. Parlamentoda da çoğunlukları vardır. Şu an yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Bir kadın erkek yapamazlar, bir de erkeği kadın yapamazlar. Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığı kanun hükmünde kararnamesiyle olağanüstü dönemlerde, ki var hala olağanüstü dönem, şu an deprem bölgesi olağanüstü dönem olarak ilan edilmiştir, bölge olarak ilan edilmiştir. Ve son olarak da parlamentoda çoğunlukları var. Bu çoğunluklarda da istedikleri kanunlar çıkartırken de muhalefetin grup önerilerinin bir tanesine evet dememek. Bugün Türkiye'de parlamento yoktur. Bugün Türkiye'de yani yasamada muhalefet yoktur. Muhalefetin ne derse, ne söylerse, neredeyse Allah birdir, peygamber haktır desek, böyle bir grup önerisi versek, yok canım onunla ilgili de bir düşünelim bakalım deyip bizim kanun grup önerimizi veya muhalefetin verdiği grup önerileri, bunları verdiler diye kendileri yazarlar. Allah birdir, peygamber haktır, bizim grup önerimiz geçecektir derler. Ve o grup önerisi geçer arkadaşlar. Söylediğimiz hiçbir cümleye riayet etmiyorlar, kabul etmiyorlar. Örnek, emeklilere önce maaşlarına zam yaptılar Temmuz ayında. Memurlara zam yaptılar ve seyyanende 8500 lira verdiler. Devam ediyor 8500 lira ve de zamları devam ediyor. Emeklilere de %25 zam dediler, seyyanen vermediler.
Baktılar ki muhalefet çok yükleniyor. Emeklilerin sayısı çok yüksek. Türkiye'de 15 milyon 750 bin emekli var. Bu ses üzerine Sayın Cumhurbaşkanı seslendi. Emeklilerin serzenişlerini duyuyorum. Emeklilerin şikayetlerini biliyoruz. Ocak ayında geleni yapacağız. Biz muhalefet olarak iki defa parlamento yaz tatilinde olağanüstü toplantıya çağırdık. Bir, bu zamlar nedeniyle motorlu taşıtlar vergisi zamları ve emeklilere verilmeyen seyyane zamlar nedeni, olmayan zamlar nedeniyle parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırdık. İktidar, AK Parti ve MHP parlamentoda kuliste beklediler. Acaba muhalefet 200 kişi olur mu? 200 kişiyle olamazsak kapanıp gidecek. Bak görüyor musunuz, toplayamadınız arkadaşlarınızı diyecekler. Ben de onlara seslendim grup başkanı olarak. Dışarıda beklemeyin, girin içeriye. Yaptığınız zamların doğru olduğunu anlatın. Evet, biz çok zam yaptık memurlara. Enflasyon çok düşük. Memurların zamı %25 ve artı seyyane 8500 lira para verdik. Yesinler, içsinler, tatil yapsınlar, gezsinler, paraları değerli hale gelsin. Hatta yurt dışına gitsinler, Bodrum'a, Marmaris'e gitsinler diye yaptık. Ne konuşuyorsunuz, niye parlamentoyu topladınız desinler diyerek seslendim ben onlara. Emeklilere de seyyanen vermedik, bu para da emeklilere yeter desinler, çıksınlar, yaptıklarını savunsunlar dedim. Sonra biz 200 kişi olunca, yani genel görüşme talebini karşılamak için 200 kişi olmamız lazım. İçeri girdiler, konuşmaları biz yaptık. Bunları söyledik. Mesela ben şöyle seslendim Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanım, görüyorum serzenişi diyorsun. Duyuyorum şikayetleri diyorsun. Ya Ocak ayı niye gösteriyorsun? Şimdi dedim kanun teklifi verip imzalayacağız. Bu emeklilere de seyyanen zam yapıyoruz diyeceksiniz. 5000 lira meselesi gündeme geldiği zaman hemen araştırdım. Kanuna baktım, bir torba yasayla getiriyorlar. Torba yasanın içerisinde her şey var. Olmayan bir şey yok torba yasanın. 5000 lira ikramiye var bir defaya mahsus olmak üzere. İçerisinde turizmle ilgili kiralık yerlerin vergiye tabi olması var. Turizmle ilgili kiralık, bunu Trabzon'la ilgilendiriyor burası. Vergiler var. Aynı zamanda izinler var. Aynı zamanda turizmi geliştirme ajansı kurmuşlar. Turizmi geliştirme ajansı, bu ajanslar devlet kurumu oluyor. Burayı kimin incelemesi lazım? Sayıştay'ın değil mi? Sayıştay'ı bypass etmişler. Aynı zamanda bu var içerisinde. Sonra iki tane de madde getirdiler. Neydi? Efendim madde iddiası, kulüplerle, ballıilerle ilgili, bunlarla ilgili. Ya kardeşim ben bunlara evet vereceğim ama aynı zamanda Milli Eğitim Gençlik Spor Komisyonu'nda görüşülecek, sonra genel kuruluna gelecek. Biz 20 dakika konuşacağız, maddeler hakkında konuşacağız. Ama siz diyorsunuz torba yasaya getirip bize red verdiriyorsunuz. Torba yasaya red vereceğiz. 5000 lira yeter mi bu adamlara? Niye Sayıştay'dan muhafı tutuyorsunuz Turizm Geliştirme Ajansı'nı? Neyi kaçırıyorsunuz siz? Hangi hırsızlığı yapacaksınız? Hangi yolsuzluğu yapacaksınız? Denetimden niye kaçıyorsunuz siz? Devlet memurları denetimden kaçar mı? Bakanlar denetimden kaçar mı? Genel müdürler denetimden kaçar mı? Vali denetimden kaçar mı? Kaymakam denetimden kaçar mı? Niye kaçıyorsunuz? Suçunuz varsa kaçarsınız. Suç samur kürk olmuş, kimse giymemiş. Ama görüyoruz ki bunlar hesap vermek istemiyorlar. Bu 5000 lira meselesini de inceledim. Bir baktım ki dul ve yetimler 1250 lirayla 3750 lira alacaklar. Sonra tekrar inceledik. Bir baktık ki eğer ziraat odalarına kayıtlıysanız, ÇKS'ye kayıtlıysanız ve aynı zamanda da bir tane ineğiniz varsa, emeklisiniz, gitmişsiniz, tarlanız var, bağınız, bahçeniz var Trabzon'da, yukarıda Boztepe'de veyahut da efendime söyleyeyim herhangi bir yerde, yaylalarda, burada da oturup iki tane inek almışsınız, birini sağıyorsunuz, sen alamazsın diyorlar. Sen ziraat odasına kayıtlısın diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, ya huzurlara kurdu şah yapsak, yapmaz bu taksime be. 9 kişiye 1 pul, 1 lira, 1 kişiye 9 lira, öyle mi? Hep böyle. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'de denetim mekanizması yoktur. Artık yaptıkları yanlarına çar kalmaktadır. Örnek, hükümetin icraatlarını, bürokrasinin, Trabzon'daki bütün bürokratların icraatlarını kim denetler? Müfettişler denetler, değil mi? Peki bakanlıkları ve sizin üniversitenizi kim denetler? 2-3 tane üniversiteniz var burada. Kim denetler? Sayıştay denetler. Sayıştay denetçileri ve baş denetçileri denetler. Bakanlıkları kim denetler? Sayıştay denetler. Peki müfettişler var mı? 15 Temmuz'dan sonra yok ki.
Bade harabı Basra. Türkiye 85 milyon. 10 milyon zengin yaşayacak. Her gün zenginleşecekler. 75 milyon fakir yaşayacaklar. Her geçen gün fakirleşeceksiniz. Bunun da 10 milyonu belki şöyle veya böyle yaşayacak. Ama 65 milyon asla başını getiremeyecek Türkiye'de. İki, Sayıştay raporlar düzenliyor. Buna rağmen bazı denetçiler, namuslu, haysiyetli denetçiler var. Şimdi o denetçilere de yargının bir şey yapması lazım. Raporları okuyorum, Sayıştay raporlarını. Bakıyorum neler var neler. Hukuksuzluklar, keyfilikler, ahlaksızlıklar, yolsuzluklar. Peki bunları kim inceleyecek? Hemen bakanlıklar, Sayıştay raporları, Sayıştay savcılığa başvuracak. Başvuruyor mu? Yok. Sayıştay Başkanı, sana sesleniyorum. Bak sana sesleniyorum burada. Gün ola, harman ola Türkiye'de. Siz zannediyorsunuz ki bunlar yaptıklarımız yanımıza kar kalır zannediyorsunuz. Bugüne kadar bütün Sayıştay'daki denetçiler bilgisayarlara yazıp size bilgisayarlara CD'lerle veriyorlardı. Şimdi bundan sonra duyumlarımız olur ki defterlere yazıyorlarmış. Islanır, kaybolur, yanar. Öyle mi? Yok mu olacak? Tabii bilgisayarlardaki kaybolmuyor asla. Yakılsa bile kaybolmuyor, çıkartılıyor ve kurtuluyor. Ama o defterler yanarsa havaya gidiyor, o yazdıklarımız. Türkiye denetimsizdir, değerli basın mensupları. Ve ardından da yargı yoktur. Yargı bağımsız değildir, tarafsız değildir ve objektif değildir yargı. Bazı davalarda yargı tamamen siyaset kurumunun emrindedir. Brunson davası, Deniz Yücel davası, benim davam. Onlarca, yüzlerce dava böyledir. Artık Yargıtay'ın Adalet Bakanlığı'nda bir söz var. İş bulmak, aş bulmak, ekmek bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli diyerek. Adalet yok ki tez veririz. Sayın Cumhurbaşkanı'na da 15 Temmuz sonrası bir mektup yazmıştım. Kendisinde o mektup. Başbakan'a da yazmıştım Binali Yıldırım Bey'e. Uzun bir mektuptu. Devletlerin dini adalettir diye başlamıştım mektubuma. Devletlerin dini adalettir. Değerli basın mensupları. Bugün Türkiye'de sivil toplum kuruluşları da kalmamıştır. Eğer iktidara muhalefseniz siz asla kamu yararına vakıf olamazsınız, dernek olamazsınız. Dergiden muaf olamazsınız. İmtiyazlı hale gelemezsiniz. İhalelerde öncelik size verilmez. Hep iktidara yakın olacaksınız. Anadolu insanlığı, Türk milletini bir noktada amelen münafık yapıyorlar. Herkesi çift yüzlü, üç yüzlü, dört yüzlü, beş yüzlü olmaya davet ediyorlar. Kurumlarda, STK'larda, meydanlarda, sokaklarda, siyasette, her yerde bunu da söylüyorlar. Şu an en son Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin kavgasında görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı ben hakem, ben burada diyor. Hakem değilsiniz siz. Hakem olamazsınız. Niye hakem olacaksınız siz? Nasıl hakemsiniz siz? Siz yürütmenin başındasınız. Yasama, yürütme ve yargı bağımsızdır. Birbirinden ayrıdır. Siz görevinizi yaparsınız, yargı görevini yapar. Yargıtay haddi aşmıştır. Yargıtay sınırları aşmıştır. Neymiş bir de kocaman manşet atıyorlar. Efendim FETÖ'cüleri ve PKK'lıları affediyormuş Anayasa Mahkemesi. Hadi oradan be. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları siz getirdiniz, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyerek burada diyor ki hak ihlali vardır diyor. İşte bu kadar. Ben ülkücü gelenekten geliyorum. Ülk ocaklarında yöneticilik yaptım. 12 Eylül İdam'da yargılandım. 7,5 sene hapis yattım. Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu'yla parti kurdum. Can Atalay'la hiçbir fikrem bağdaşma yanım yok. Seçim olduğu zaman Can Atalay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminini yapardı. Sonra ceza verildiği zaman da parlamento onun dokunulmazlığını kaldırırdı. Tekrar yerine cezaevine giderdi. Süreç böyle işlemesi lazım. Eskiden de böyle işlemiyordu. Parlamenterlerin dokunulmazlığının kalkmamasını istedim. Gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını istedim. Hem de İktidar Partisi'ndeyken söyledim. Hem de İktidar Partisi'nin görüşlerine muhalif olarak söyledim. Orada genel başkan yardımcı alındıktan sonra söyledim. Değerli basın mensuplar. Diğer bir konuya gelince. Türkiye'de biz parlamentoda çok fazla soru önergesi veriyoruz. Grup önerisi veriyoruz. O kadar çok grup önerisi veriyoruz ki hepsine renk veriyorlar. Mesela 3 tane örnek vereceğim. 4 tane örnek vereceğim. 1. Mülakatlar. Türkiye'de hep herkes sınavlara giriyordur. Çocuklarınız giriyordur. Amcalarınızın çocukları, dayılarınız. Eskiden FETÖ soru çalarak devleti ele geçirme çalışması yapıyordu. Şimdi de bu iktidar mülakatla devleti ele geçirme çalışması yapıyor. Niye mülakat olsun? Olmasın mülakat. En çok puan alanlar girsin. Biraz önce örnek verdim. Eskiden
Öğretim elemanı yerleştirme programı vardı. Hiç torpil yoktu, onu kaldırdı bu iktidar. Bugün TUS diye bir sınav var. Tıpta uzmanlık sınavı. Kenan Evren getirdi. Kenan Evren'e karşıyız. Yargılanmasını istediğim zaman darbe komisyonunda görevliydim. Kenan Evren rütbeleri söküldüğünde de parlamentoda görevliydim ve o komisyonda görev aldım. Çok önemli görevler. Fakat Kenan Evren sanık sandalyesine oturmadan öldü. Kenan Evren getirmişti tıpta uzmanlık sınavını. Doğru bir şey yapmıştı. Bugün Covid sürecindeki başarımızı bunlara borçluyuz. Bu sınava borçluyuz. Burada mülakat yok. En zeki çocuklar doktorluğu kazanırlar. 7 senede 8 sene doktorluğu bitirir. 2 sene 3 sene uzmanlık gelir. Sonra uzmanlık sınavına girerler. En zekiler beyin cerrahı olurlar. Hatta damar cerrahı olurlar. Bilmem kadın doğum cerrahı olurlar. Ve onlar çok yüksek paralar kazanırlar. En zekiler böyle de tasnif edilir. Covid'deki başarımızı işte bu TUS'a borçluyuz. Hakim alırken niye siz torpille alıyorsunuz? Savcı alırken niye torpille alıyorsunuz? Fethullah Gülen yargıyı ele geçirmek istedi. Yargı hep birilerinin arka bahçesi oldu. Gün geldi mezhepsel arka bahçe oldu. Gün geldi ideolojik arka bahçe oldu. Gün geldi parti arka bahçesi oldu. Gün geldi cemaat arka bahçesi oldu. Gün geldi tarikat arka bahçesi oldu. Yargı da herkes olmalı. Devlet dairesinde herkes Türkiye'de yaşayan Alevi, Sünni, Kürt, Türkmen, Laz, Çerkez, dinli, dinsiz, Hristiyan, Müslüman, zekasıyla ve yeteneğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları devlet kademesine gidiyorlarsa o devlet hepimizindir der. Benimdir der adam. Ama o devlete sadece AK Partili üyeler giriyorsa, güne kadar MHP'liler de vebalıydı AK Parti'nin gözünde. Ben oradaydım çünkü. Hiçbir an MHP'li giremezdi bir yere. Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanı destekliğinden sonra olmuştur. İkinci olarak da bir grup önerisi verdi. Gazze olayları başladı. Mülakatı reddettiler. Hemen oylama yaptık, reddettiler. İkinci olarak da Gazze ile ilgili 6 parti grubu var. İkişer kişi Gazze'ye gidelim dedik. Mısır'daki Sisi ile aranız iyi, barıştınız. Sisi için diyordunuz. Bu Sisi genel af çıkartmadıkça bu Sisi'yi asla bir araya gelmeyeceğiz. Bu darbecidir diyordunuz. Ya af mı çıkarttınız Sisi ki bir araya geldiniz? Yok, hapishaneler yine dolu. Peki ne oldu? Sisi ile aranız iyi. Netanyahu'la da aranız iyi. Tamam. Hamas'la aranız iyi. Tamam. Filistin'le de aranız iyi dedim ben. Arkadaşlarımla beraber bir grup önerisi. 6 partiden 2'şer kişi Gazze'ye gidelim. 3 saat ateşkes olsun. Yerinde görelim. İsrail diyor ki hangisi hastaneyi biz vurmadık. Hamas vurdu diyor. Hamas diyor ki İsrail vurdu. 5-3 kişi öldüğü zaman. Ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Zengin Hanımefendi. Ne Zengin'di? Özlem Zengin Hanımefendi şöyle dedi. Efendim böyle bir temayül yok. Ben de oradan seslendim. Ya temayül ilk de başlardadır. Temayül 10 olur, 15 olur, 20 olur, 25 olur. Öyle gelenek haline dönüşür. Bir şey olmazsa olur mu gelenek? Temayül olur mu? Tamir olur mu? Tamir olmadığı için reddettiler. Biz 4 arkadaşımızı Gazze'ye gönderdik. Giremediler. Filistin'de, Mısır'da görüşmeler yaptılar. Durum vahim. Filistin diyorlar. Gazze. Kudüs diyorlar. Miting yapıyorlar. Oraya ikişer milletvekili göndermeye güçleri yetmiyor. Sonra reddediyorlar. Doğu Türkistan için Japonya hükümeti parlamentodan milletvekilleri davet etti. Ben Gelecek Saadet adına gittim. Benden Refah Partisi'nin bir arkadaş ve İYİ Parti'den iki milletvekili gittiler. Geldiler. Beraber gittik. Orada çok önemli görüşmeler yaptık. 100'e yakın parlamenter geldi dünyanın her yerinden. Ve de aynı zamanda dünyanın her yerinden 200'e yakın akademisyen geldi. Doğu Türkistan'da bir soykırım yapılıyor. Doğu Türkistan'da bir insan hakları ihlalleri yapılıyor. Kamplar, işkenceler, zulümler, dil yok, din yok, inanç yok, camiler kapatılmış. Burayı araştıralım diyoruz. Geldim grup önerisi verdim, basın toplantısı yaptım. Burayı araştırmak için 14 parti var parlamentoda. Birer kişi alalım, beraber Çin'e gidelim. Çin diyor ki Batı dünyası benim büyümemden rahatsız olduğu için bunları ismar ediyor. Tamam, Batı dünyası bundan senden rahatsız olabilir. Ama gerekçeleri insan hakları ihlalleri, gerekçeleri işkenceler, gerekçeleri ölümler, gerekçeleri soykırım, gerekçeleri asimilasyon. Gidelim görelim, çürütelim bunu hep beraber. Dünyadaki basın mensuplarını çağırsınlar. Biz de, hatta biz 2 sene önce 100 bin imza toplamıştık. Hakan Çavuşoğlu'na gitmiştik, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı'na. Bu sene biz heyet gönderiyoruz Çin'e dediler. 2 sene geçti, hala göndermediler. Mevlüt Çavuşoğlu 3 sene önce göndereceğiz dedi, göndermediler. Şimdi gönderelim. AK Parti MHP öyle garanti. Ya Çin, Doğu Türkistan atalarımızın yurdu diyorsunuz, red. Filistin, kutsal topraklar diyorsunuz, red. Hani Çin'le de aramız iyiydi. Her yıl AK Parti, Çin Komünist Partisi'nin yıl dönümünde kongresine adam gönderiyor. Her yıl Milliyetçi Hareket Partisi demiyor mu?
Bunlar bizim atalarımız, ata yurdumuz, Kaşgarlı Mahmud'un diyarı, Kutadgubi şeyler, Divan-ı Lugat-ı Türk'ün olduğu yerler. Bizim atalarımız yerinde mi diyorlar? Milliyetçilik, milliyetçilik, Türklük, Türklük, Türklük. Hadi gidelim, görelim orayı. Ziyaret edelim. Ona da red. Bununla ilgili. Ne verirsek reddediyorlar. Hangi kanun teklifi? 5000 lirayla emeklilerle ilgili dedim ki memurlara 8500 verdiniz. Niye emeklilere 5000 lira? Onlara da 7 ay 5000 lira, 35000 lira borcunuz var dedi. Sonra herkese verin bunu. Efendim çalışanlara vermeyeceğiz dediler. Ya adam niye çalışır? 7500 lira para alır, 6000 lira para alıyor. 7500'den aşağı maaş alanlar da var Türkiye'de. Emekli maaş alanlar. 11000 lira alıyor, 10000 lira alıyor, 9000 lira yetmiyor. Yeter mi bu para? Kiralar olmuş 15000 lira. Trabzon'da da öyledir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Muğla zaten Marmaris'e güç yetmiyor. Bodrum'da güç yetmiyor. Memurlar artık oralara gitmek istemiyorlar. Marmaris'e, Fethiye'ye, Bodrum'a, Gökova'ya gitmek istemiyorlar buralar. 15000 lira olmuş, çalışanlara vermeyecek. Çalışanlara niye vermiyorsun kardeşim? Çalışmayan adam 30000 lira emekli maaş alıyor, onun için çalışmıyor. 40000 lira emekli maaş alıyor, en üst derecede onun için çalışmıyor. Onun için evde yatıyor, 25000 lira yiyor evde. Öteki adam çalışıyor 10000 lira için. Bir 10000 daha alayım, bir 15000 daha alayım diye. Onlara da vermeyeceğiz. Daha fare doğurmuştur. Bugün Türkiye'de gelinen noktayı söylüyorum. Türkiye'de yargı yoktur. Türkiye'de yasama yoktur. Türkiye'de yürütme Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakanlar Kurulu yoktur. Genel müdürlükler yoktur Türkiye'de. Yoktur. Yargıtay'la AYM hakkının arasında hakemlik yapacakmış. Anayasa belli kardeş. Anayasanın 80. maddesi duruyor. 90. madde. Ahim kararları yasaların üstündedir. 153. madde. AYM'nin vermiş olduğu kararları yasama, yürütme ve yargı ve idare aynen uygular. Şimdilik yasama bu, yasa bu. Anayasa bu. Anayasa değiştirecekmiş. Efendim bunu bir yasayla düzeltebilirmiş. Tabii sen de AYM ile kurtuldun Sayın Erdoğan. Sen de AYM ile kurtuldun. Hem de bir yasaklıyken sen Avrupa AHİM'e de gittin. AYM'ye de başvurdun. AHİM'e de gittin. Seni yasaklı yaptıkları zaman sonra senin partin kapatılırken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı partinin kapatılmasını istedin. AYM'ye geldiği zaman bir oyla yıktın sen. AYM seni de kurtardı. Anayasa Mahkemesi seni de kurtardı. Onun için ben diyorum ki bir siyasetçi olarak, 30 yıllık bir siyasetçi olarak, aktif siyaset yapan birisi olarak, hapishanelerden gelen, 28 Şubat döneminde 3 defa üniversiteden uzaklaştırıp 2,5 sene işsiz kalan ve bedel ödeyen saldırıya uğrayıp ölümden dönen bir kişi olarak söylüyorum, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi felaketimizdir. Artık Türkiye daha çok fakirleşecek. Paranız değerli olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerken ne diyorlardı? Para çok değerli olacak. Para çok kıymetli olacak. Pasaportunuz olacak. Gazeteciler, pasaportunuz var mı? Gidebiliyor musunuz Bulgaristan'a, Yunanistan'a? Şuradan gidebiliyor musunuz Rusya'ya? Hemen dibinizde bak şurası. Gidiyor musunuz Azerbaycan'a? Gidiyor musunuz İran'a? Bak dibinizde hemen İran. Şuradan Van'dan geçersiniz hemen İran'a. Hadi gidin İran'da bir seyahat yapın bakalım. Aldığınız paralarla. Hepiniz asgari ücretlerle geçiniyorsunuzdur. Türkiye buna layık değildir. Türkiye çok zengindir. Türkiye'nin zenginliğini bir avuç kişiye peşkeş çekiyorlar Türkiye'ye. Ve gerek geçiş garantili yollar, otobanlar, gerek köprüler, gerek tüneller, gerek havalanlar üzerinden çok ciddi soygunlar vardır. Türkiye'de artık hangi kurumda yolsuzluk yapıldığını biliyoruz, ispat ediyoruz ama belgeleri bize vermiyorlar. Devlet sırrı olarak kabul ediyorlar. Bilgi edinme yasası çerçevesinde vatandaş olarak çok şeyler sordum. Şimdi soru önergeleri veriyoruz. Biliyorsunuz yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yazılı soru önergeleri verebilirsiniz. Sözlü veremiyorsunuz. Bakanlar çuvallıyordu orada. Verdiğimiz soru önergelerine cevap vermiyorlar. Bak verdikleri bir çarpıklığı da söyleyeyim de sonra sorularınıza devam edeyim efendim. İki yere soru sordum. Bir, TÜİK'i biliyorsunuz. TÜİK'i biliyorsunuz. TÜİK, araç muayene istasyonları. Bu araç muayene istasyonları 3 şirkete verilmiş. İngilizlere, Almanlara ve Türklere verilmiş. Bu zamları kim belirliyor? Ulaştırma Bakanlığı belirliyor. Arabanızı muayeneye götürüyorsunuz. Kim bilir nerede Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, şehrin çok dışında. Gidiyorsunuz. Arabanızda bir yanlışlık görüyorlar. Git tekrar muayene et gel diyorlar. Bunu gider git. Gidiyorsunuz sanayiye bir orada sıra bekliyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Tekrar para veriyorsunuz. Eğer peşin para vermezseniz kartlarla %5 de fazla veriyorsunuz. Deli dumrolar rahmet okutuyorlar bunlar. Sonra da gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Geçen sene 570 lira verdiğiniz şeye bu sene 1170 lira veriyorsunuz. %120 zam olmuş.
Ya hani enflasyon %61'di kardeşim? Bu TÜİK Tayyip Üzmeme İstatistik Kurumu, Sağlık Bakan böyle söylüyordu. Bu TÜİK'ün verdiği rakama söylüyorum. Senin rakamına göre hareket ediyorum. Maaşlara geldi mi TÜİK, zama geldi mi TÜİK de yok. O zaman ENAK. ENAK'a göre zam yapıyorsunuz. O zaman %120, %130 zam yapıyorsunuz. Bununla ilgili ben soru önergesi verdim. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na. Ama aklıma geldi şimdi topu dedim Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, tam oraya da aynı şeyi sorayım dedim. Oraya da aynı şeyi sordum. Birbirlerinden habersiz bunlar. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı bana cevap yazmış. Niye burada rekabet yok diyorum. Avrupa'da şöyle. Servise gidiyorsunuz. Aynı zamanda arabanızın bakımını yapacaksınız. Muayene de oluyor. Bitiyor iş. Bir servise gidiyorsunuz. Bir daha git gel. Arabada şu var, bu var. Randevu alayım. Buraya gideyim, buraya gideyim. Para harcayayım. Yok böyle bir şey. Servisi, arabanızın servisi geldiğinde gidiyorsunuz. Ve herhangi bir servis istasyonuna muayene de oluyorsunuz. Çok da cüzi bir parayla. Sordum. Niye rekabet yok? İhaleyi niye şeffaf yapmıyorsunuz? Bu zamları niye %120 yaptınız? Bunları sordum. Ulaştırma Altyapı Bakanı'na cevap dedi. Bu konu bizi ilgilendirmemektedir. Bu konu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ilgilendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aynı gün cevap geldi. Bu konu bizi ilgilendirmemiz Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'na ilgilendi. Ya sizin kendinizden haberiniz. Türkiye böyle yere tutuyor arkadaşlar. Son söz TOKİ. Şimdi deprem oldu Türkiye'de. Geçen gün bir milletvekili gece 12'de çıktı. Zillete mi bırakacaktık buraları dedi. Bu belediyeleri dedi muhalefete mi bırakacaktık? Dedim senin aklın başında değil. Gece 12'de çıktım kürsüz bir şeyde bulunduğum yerde konuştum. Ya 11 şehrin 10 tanesi AK Parti'nin belediye zaten dedim ya. Sizin belediyeleriniz zaten ya. Muhalefetin değil ki bu. Hükümet de sensin, belediye de sensin dedim ya. Yıkıldıysa sen yıktın. Bunlar yıkıldıysa fay hattına sen yaptırdın. O imarı sen verdin, iskanı sen verdin, ruhsatı sen verdin. Kim verdi bunları? Yeni Japonya'dan geliyorum dedim. 8.2 devler yıkılmıyor dedim ya. 8.2 her yer 20 katlı, 30 katlı binalar. Zaten uçakta inerken söylüyorlar. Sarsıntılar olur, hiç korkmayın. Ölüm yoktur burada diye söylüyorlar. Yok diyorlar, depremde kimse ölmez diyorlar. İki kişi ölürse, yol bozulursa, tren bozulursa, tren hattı bozulursa, metro hattı bozulursa istifa ediyorlar dedim. Ya siz şu istifayı hiç mi öğrenmeyeceksiniz? Özrü hiç mi öğrenmeyeceksiniz? Öğrenmeyeceksiniz sizler. TOKİ'de de ev yapıyorlar. 2019 yılında 100 bin konut yapacağız dedi Recep Tayyip Erdoğan. Ben araştırdım bunları. 2022'de 500 bin yapacağız deyince 2019'da böyle sözü var diyerek araştırdım. Yapılan çok az, yapılmayan çok. TOKİ'ye yazı yazıyorum. Kaç tane yapıldı maddeyi? Hangi şehirde ne kadar yapacaktınız diyerek işte 97 bin kişiye yapacağız falan edeceğiz. Cehli, caklı, ecekli, acaklı falan şeyler. Hep yalanlar, dolanlar, şeyler, teviller. En son Bala'ya gittim elimde döküş lambasıyla. Arkadaşım sordu ne arıyorsun gece yarısı burada Selçuk Bey dedi. Sinoplu Diyojen adam arıyormuş Anadolu topraklarından döküş lambasıyla. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ'sini arıyorum dedim. Burada Sürmene'ye geldim. Başkanımla beraber Sürmene'ye gittim. Sürmene'de arazi aradım, arazi bulamadım. Arazisi bile yok TOKİ korudunun. TOKİ'nin arazisi yok. Birkaç tane delikanlı buldum. Sürmene'li buldum. Ya ben 4 senedir arazimi arıyorum dedi. Bırak dedi Selçuk Bey dedi. Araziyi bulamadım. Sonra ben Bala'ya gidince Bala'yı yaptılar. Şimdi bu hafta Bala'ya gideceğim. Ankara'nın ilçesi tamamlamak üzereler. 2 sene için, 1,5 sene içerisinde tamamlamak üzereler. Şimdi oraya gideceğim. Burayı ben yaptım diyeceğim. Sen iktidar değilsin diyecek arkadaşlar. Ben işte güçlü muhalefet olursam böyle yaptırdım. Ama Manisa'daki, Durasalı'daki yapılmadı. Duruyor. Aynısı Seydikemer'deki duruyor, Muğla'daki duruyor. Sürmene'deki duruyor. Onlarca yerdeki duruyor. Şimdi bu 100 bin konutu yapamayan bir iktidar 2019'dan 2021'de bitireceğim demiş. 2023'ün sonuna geldik. Peki bitirmiş mi? Bitirememiş. Peki 500 bin konutu bitirir mi? 250 bin arazi verir mi? 50 bin dükkanı verir mi? Şimdi de efendim deprem bölgesini yapacakmış. Şöyle yapacaklar. Arkadaşımız gitti, grup başkan vekilimiz. 9 vilayeti gezdirdik. Doğru, 50 tane bitirmiş, 300 tane bitirmiş, 200 tane bitirmiş. Bak bitiriyoruz diye göz boyayacaklar. Bu millete sesleniyorum, aziz millete. Sizi kandırıyorlar. Almanlar gibi yaşayamazsınız belki. Fransızlar gibi, İngilizler gibi yaşayamazsınız belki. Ama yeni Avrupa Birliği'ne üye olmuş Yunanistan gibi yaşayabilirsiniz. Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi yaşayabilirsiniz. Sizi asgari ücrete mahkum ediyorlar. Sizi işsizliğe mahkum ediyorlar. 400 bin kişi hapishanelerde yaşıyor. 400 bin kişi geçen hafta hapishaneye gittim. 50 lira ödenek veriyorlar. Kaç para yapıyor biliyor musunuz? 20 milyon lira günlük. Aylık 600 milyon lira. Yıllık 7.2 milyar lira. Ve insanlar buralarda dolu.
çoğu uyuşturucudan dolayı burada. Ve son söz olarak şunu da söyleyeyim. Hapishanelerde dolandırıcılık artmış vaziyette. En çok dolandırıcıdan geliyorlar. Artık insanlar kolayı bulmaya çalışmışlar. İnsanlar insanları dolandırıyorlar. Yeni bakan da, epilog yapayım, yeni bir İçişleri Bakanı atanmış. O bakan da her gün çeteleri alıyor, mafyaları yakalıyor. Şu kadar şey var diyor, uyuşturucu baronunu yakaladık diyor. Bundan önce zaten 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs öncesi CHP iktidardaydı. Yok yok gelecek iktidardaydı. Ya yok yok İYİ Parti iktidardaydı. Yok canım Saadet Partisi iktidardaydı. Sanki uzaylılar iktidardaydı. Ya sen iktidardaydın, 22 senede sen iktidardasın. 500 bin çocuğumuz uyuşturucu müptelası, uyuşturucu bağımlısı. 500 bin kişi resmi rakam. Cezaevlerinde 400 bin kişi var. Hastaneler dolu. Gidin hastanelere sıra da bulamazsınız artık. Yok sırada yok. Sonra bu ülkeyi çok iyi yönettik diyorlar. Vallahi bizi kandırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan mı kandırılır? Biraz da Erdoğan milleti kandırıyor. Erdoğan da milleti kandırıyor. Erdoğan da beni kandırıyor. Daha dün yazdım, araştırmalar yaptım. Şimdi BMC ile ilgili grup önerisi vereceğim. Hani BMC bize Altay tankı yapacaktı. Nerede bu tank ya? 2020'de tamamlanacaktı. Nerede bu Altay tankı? Ya nerede bu kirpiler? Mayınlara karşı dayanıklı askerlerimizin ölmemesi için, gözünü kolunu kaybetmemesi için PKK ile mücadele eder, terörle mücadele. Nerede bu kirpiler? Nerede bu askeri kamyonlar? Ha, atak helikopteri nerede ya? Onu kim aldı götürdü acaba? Kim götürdü onları? Atak helikopteri. Hani uçak nerede? Yok ki bunların hiçbiri. Bizi kandırıyorlar. Milleti uyanmaya davet ediyorum. Türkiye çok zengin bir ülkedir. Tarımıyla, madenleriyle, turizmiyle, inanç turizmiyle de zengindir. Sağlık turizmiyle de zengindir. Bu zenginlikler birilerine tahsis ediliyor. En son söyledim biliyorsunuz turizmde yeni bir turizm geliştirme ajansı kurdular. Ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait arazilerin tamamını Turizm Bakanlığı'na verdiler. Gücümüz yetmiyor. Konuşuyoruz sadece orada. Parlamento birin solundaki sıfır gibidir. Ve aynı zamanda da orada ajans da Sayıştay denetiminden muaftır. Aynen Varlık Fonu gibidir. Ya Türkiye'ye demokrasi gelmeyecek mi ya? Avrupa Birliği gelmeyecek mi ya? Türkiye'de Allah aşkına insan hakları olmayacak mı ya? Hukukun üstünlüğü olmayacak mı? Büyük balıkların yırtıp geçtiği, küçük balıkların takıldığı balık ağları mı olacak Türkiye'de Allah aşkına ya? Bu Türkiye'nin imkanlarını hep birileri mi peşkeş çekecek kendilerine? Ve son söz olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de bugün rektörler, belediye başkanları, bakanlar kurulu, bir üst bürokratlar, eğer Türkiye'de bir temiz eller operasyonu olsa, İtalya'daki Antonio Di Pietro gibi bir adam gelse, dese ki ben burada temiz eller operasyonu yapacağım dese yaptırmaz hükümet ya, dese ne olur biliyor musunuz? Türkiye'de bal varlığının hesabını verecek insan kalmaz. Teşekkür ederim.